Şarj cihazına güvenecek olursak piller şarj olmuş gözüküyor. Gerçekten şarj olmuşlar mı? Şimdi gidip bir de ölçüm yapalım. Duracell pillerimiz yaklaşık 10 saat şarjda kaldı. Ve bu 10 saatlik şarjdan sonra kaç volt üretiyorlar? Önce ona bakalım. 1.41. Bu çok iyi bir değer. Diğer pile bakıyoruz. O da 1.41. 1.41 iyi bir değer. Fakat bu değerler yeterli mi değil mi? Şimdi onu anlayacağız. Karşılaştırmak için bir de Eneloop kullanalım. Eneloop pil şarj edilmedi ve bu Duracell'lerden çok daha eski. O kaç volt üretiyor? 1.34. Arada küçük bir fark var. Fakat sadece voltaja bakmak yeterli değil. Amperi de ölçmek gerekiyor. Amper ölçmek için yine bu avometreyi kullanacağım. Avometre ile, bu benim avometrede kullandığım yöntemle amperi ölçmek çok geçerli bir yöntem değil. Sağlıklı bir yöntem değil ama benim başka bir imkanım olmadığı için bunu kullanmak zorundayım. Avometremizi amper ölçme konumuna aldım ve şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. 1.41 volt üretiyor ama kaç amper ürettiği de bizim için önemli. 0.56. Normal şartlarda bunun 2.5 amper üretmesi gerekiyor bu pilin. Yeteri kadar amper üretemiyor. Ve bu yöntem doğru değil. Yük altında bu amper deneyleri yapılırmış. Ben bilmiyorum. Öğreniyorum. Ben de sizin gibi öğreniyorum. 0.56 çok düşük bir değer. Yine karşılaştırma için bir tane Eneloop alalım. Aslanım Eneloop. Bakın kaç amper gösterecek. Hey be, 2.40 amper üretiyor. Bu muhteşem bir değer. Bu zaten 2500 miliamperdi. Ve uzun süre şarj edilmemiş olmasına rağmen voltajı düşük olsa da Eneloop çok daha yüksek bir amper üretiyor. Yani bundan toplamda çok daha yüksek güç alırız. 1.3 çarpı 2.5 kaç yapar bilmiyorum. Fakat bunda ise 1.4 çarpı 0.5, yani bunlar birbirinden çok daha farklı güç üretiyorlar. Bununla ilgili şu gözlemi yapmış oldum ben kendi adıma. Bunu mesela ses kayıt cihazına, ekranı olan, ışık üretmesi gereken ekranı olan bir şeye bağladığımda, ses kayıt cihazına bağladığımda bu ikisini, bunlar kesinlikle ses kayıt cihazını açmaya yetecek kadar güç üretemiyorlar. Bunların voltajı düşük ama ses kayıt cihazını çok rahat çalıştırıyorlar. Ekran açılıyor ve o cihaz çalışıyor. Şarj cihazlarınıza güvenerek, %100 güvenerek yola çıkmak doğru olmaz. Bunlar şarj olmuş gözüküyordu ama bu piller galiba ömrünü doldurmuş. Bunlar küçük şeyleri çalıştırırlar. Saat, kablosuz mouse vesaire, klavye gibi şeyleri çalıştırırlar ama büyük güç gerektiren cihazları çalıştıramazlar. Şarj edilmiş olmasına aldanmamak lazım. Bunlar adamı yolda bırakabilir. Şarj cihazlarına %100 güvenmek doğru değil.